güvenliğini düşünün, buradan geçmemeniz gerekiyor falan dediler. Dışarıdan bir ses geliyor, gümbür gümbür. Bu gelden gitten dolayı halat koptu. Mafya ile buranın ortak noktası. Giriş var ama çıkış yok arkadaşlar. Evet, tekneden inemedik. Ay, ismi radar mı diye bazı insanlar seçenek tekin almak istiyorlar. Türk artisti. Senin yaptığın şu anki artistlik bile. Başka Türlü Yaşamak tayfasından herkese merhaba. Bu bölümde Hanya'dayız. Bu arada neredeyse Hanya'yı, Konya'yı da görüyorduk. Hadi izleyelim. Ve Resmo'dan ayrılıyoruz. Şimdi Resmo ile ilgili söylemem gereken birkaç bir şey var. Burada Temmuz ortasında şarap festivali varmış. Keyifli olabilir. İkincisi, Girit bir nebze mağaralarıyla da meşhur. Çünkü burada bir sürü mağara var. Hatta kaç tane? 4000 küsur muydu? Neydi? Emin değilim ama bunlardan 2000 tanesi mi araştırılmış. Ve içerinden bir sürü antik döneme ait hazine çıkmış. Her neyse, ve o dönemlerde, eski zamanlarda buradaki bu şeyler, ne derler? Mağaralar ibadet yeri olarak kullanılmış. Neyse, şimdi Zeus'un doğduğuna inanılan Dicta mağarasıyla Ida Dağı'ndaki bir başka mağara, Ida Mağarası galiba. Orada da Zeus'un büyüdüğüne inanılıyor. Her ikisini de görme fırsatınız olabilir. Buradan Resmo'dan gitmek daha kolay. Hatta otobüs var diye bir şey gördüm. Ida Dağı'na doğru, oradaki köylere doğru. Hanya'ya gidiyoruz. Hanya mı, Konya mı göreceğiz. İnşallah görmeyiz. Bu arada ben kahve seviyorum diye Özde kahve sevmek zorunda artık. Buyurunuz efendim, kahveniz. Karlı dağları görünce böyle bir kıpır kıpır oluyor içim. Çünkü belki uzun bir zaman karlıdan hiçbir şey görmüyoruz. Belki duyulmuyordur ses çünkü motor çalışıyor. Ben söyleyeyim tekrar. Karlı dağları görünce içim kıpır kıpır oluyor dedi. Hatta demin şey dedi, ya niye böyle kıpır kıpır oluyor ki, acaba bir daha uzun bir süre göremeyeceğim diye mi? Olabilir tabi. Bu arada ben ne yapıyorum? Ben dergi yazısı yazmaya çalışıyorum. Evet, şimdi çok çok ilginç bir şey oldu. Kanal 16'dan, ilginç derken yani bir aydır dolaşıyoruz. Kanal 16'dan bize seslendiler ve işte şey, Helenik, buranın sahil güvenliği ve askeriyesi. Şu an askeri atış sahasındayız ve askeri atış varmış bugün. Ve geçiş için aslında 16'dan yani Hanya ile Resmo arasındaki Sauda bölgesinde bir askeri bölge burası. Burayı sürekli buradan geçmeden önce arayıp izin istemek gerekiyor aslında. Biz böyle bir şeyi unuttuk. Yani daha doğrusu bilmiyordum ben. Halbuki kitapta da yazıyordu. Niye atladım bunu? Bunu nasıl atladım bilmiyorum. Her neyse. Sonuçta bir tane burada NATO'nun bir teknesi geldi yanımıza ve onu takip etmemizi istedi. Botu, pardon, tekne değil. NATO botu onu takip etmemizi istedi ve biz şu an onu takip ederek kıyıya doğru gidiyoruz. Saat 3.30 gibi bitecek bu atış işlemi ve o 3.30'da biz sonra tekrar yolumuza devam edebileceğiz. Onları bekliyoruz ve güvenliğin için buradan geçmemeniz gerekiyor falan dediler. Bir de VHF kanalından anlaşmak bazen çok zor oluyor gerçekten. Ve şu an ilerliyoruz. Ve arkadaşlar, NATO'nun teknesi de bize eşlik etmedi değil yani. Çok güler yüzler, sağ olsunlar. Buradalar. Şimdi bize eşlik ediyorlar. Bizi daha uygun bir yere götürüp orada beklememizi sağlayacaklar. Buradan geçerken muhakkak ama muhakkak kanal 16'dan izin isteyin. Şu an kanal 12'deyiz ama biz. Kanal 12 onların kullandığı kanal. Belki de kanal 12'den de izin istemek daha makul olabilir. Şimdi bizi bir yere götürecekler. Orada bekleyeceğiz. Yarın hava geldiği için de bir saatten sonra geçmemize izin verecekler. Bekliyoruz. Önümüze gidiyorlar. Tam eskortluk yapıyorlar. Yani şu an gülüyoruz inşallah. Güle güle geçer bugün. Ay ismi radar mı derler ya, ikisinin de çok önemli faydası var. Galiba gene bir de seslen çalabilirler, İngilizce konuşurlar. Bu yavaş yavaş beni takip ediyor. Nafti kontrol, nafti kontrol, bizim motordan gözü vurdu, yürütmüyorlar. Bize seslenmiyorlarmış.
baktım. Şimdi ay ismi radar mı diye bazı insanlar seçenek tekini almak istiyorlar. Ben de hep şunu diyorum, hangisi sizde olmazsa günün birinde keşke alsaydık derseniz. İkisi de çok önemli. Az önce de ay ismi faydasını gördük. Şu an atış var, eğitim var. Önümüzde de bir tane bot bize şu anda eşlik ediyor. En azından bizim kim olduğumuzu görebiliyor. Ve bize isim olarak seslenebiliyor. Merkezden direktman Özi diye sesleniyor. Bize sesleniyorlar. Hemen dedik ki Özi dinlemede buyurun. Ve onları da yormamış olduk. Yani adam bize ulaşmak için çaba sarf etmedi. O bir türlü sinirlenebilirdi de. Yani size ulaşmaya çalışıyoruz deyip. Biz onlarla temasa geçtik. Atış yasak dedi. Yavaşlayın dedi. Yelkeni indirin dedi. Tamam. Endaksi. Bot geldi. Çok samimi konuştuk. Hatta görüntü çekmemize izin de verdiler. Normalde izin almadan sakın kollu kuvvetlerini, karakolu, botu bilmem sakın çekmeyin arkadaşlar. Sorun çıkabiliyor. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi Hanya'ya gidemedik. Neden gidemediğimizi biliyorsunuz. Ve şu an Sauda, doğru söylüyorsam Sauda Körfezi'nde bir yerde demirdeyiz. Tatlışırın bir yer burası, demirde olduğumuz yer. Ama tabii saat 3.30'u bekleyeceğiz. 3.30'dan sonra karar vereceğiz. Gidecek mi Sanya'ya yoksa burada bir yerde mi kalacağız? Yarın sabah hava başlıyor. Hangisi daha güvenli, karar vermemiz gerekiyor. Buradakilerle de konuşuruz olmadı. Bilmiyorum. Onun dışında hala kahvaltı yapamadık. Saat 1'i geçiyor sanırım. Özkan saat kaç? Saat 1. Tam 1'e 7 var. Ve biz kahvaltı yapacağız inşallah. Hadi kocacan gel de yapalım artık. Ben çok acıktım. Bir şey söyleyeceğim. 3'ten önce de buradan çıkamazsak bir anlamı yok gitmenin. Niye? Çok geç oraya varırız. Eğer yer bulamazsak sıkıntı yaşarız. 3'ten önce çıkamayız. Lan zaten de bir şey. Onu düşünüyorum şu anda. Biz yapalım sonra bir bakar içeri gireriz onları. Peki buradaki teknedilerle falan da konuşsak? Burası dönüp alabilir havayı. Çünkü bu hava normalde şu an buradan geliyor. Bak şöyle göstereyim, daha ben baktım. Dönüyor, içeri giriyor bak buraya. Bak biz şu an neredeyiz? Şuradayız. Biz onu şuralara gireceğiz. Ben buraya da bakmıştım. Neyse ben çok açım. Sinirlerim tepemde açıktan. Ondan dinleyeceğim. Burası şöyle bir yol var herhalde. Açıyorum yaşayacağım. Tamam, burası hava alır. Burası alır. İçerisi belki almaz da. Ne ne oldu, anlatır mısın? Bakalım, o şey video çekiyor. Evet, hediyemizi de verdik. Ellerimizi de salladık. Ne hediye verdik Öz, anlatsana. Lokum, Turkish lokum. Ama onlara da bak, Greek lokum. Onlar ikram vermek. Ve verirken ben şunu söyledim. İkiniz de çok güler yüzlüsünüz, o yüzden veriyoruz dedim. Ya bazen nasıl yeriyorsak günü geldiğinde övmemiz lazım insanları. İkisi de gerçekten çok güler yüzlüydü. Övmek gerekiyor böyle insanları. Ve de şöyle bir şey var. Aslında onların görevleri bize eşlik etmek değildi. Bize şuraya gidin deyip yapabilirlerdi, ayrılabilirlerdi. Ama dedi ki bizi takip edin, biz sizi güvenli yere götüreceğiz dediler. O yüzden de teşekkür hatta etmek istedik. Hatta çıktığınız zaman geri dönün bile diyebilir yani. Tatlı insanlar ya teşekkür ettik. Hediyemizi de verdik. Çok mutlu oldular. Hediyemiz de neydi biliyor musunuz? Finike Belediyesi'ne verdiği portakallı lokumlar. Şu an yazı yazıyorum. Yavaş yavaş Hanya'ya doğru ilerliyoruz. Yelkenleri açtı ama yani öyle çok çok ağır ilerliyoruz. Yelkenin neredeyse 8 mil falan vardı. Şu an kaç mil var? 2 mil var. Ve 1,5 saattir 4 mil yapıyoruz. Düşünün hızımızı. Pardon 6. Ay matematiğim de berbat olmuş. Düşünün yani 1,5 saattir 6 mil yaptık. Yani korkunç. Her neyse.
Şimdi ben ne yazısı yazıyorum? Motorbot dergisine yazıyorum. Hanyaport. Aquí hay un catamarán OV, Hanyaport Authority. In the same line you were, but more inside in the port. I have to get it back. No. More, please. Yeah. No. Sorry. Okay, it's normal. Şimdi normal yanaşalım. Akşam gece geldiğimizde ön tarafa doğru alır ona yatarız. Peki niye şimdi yapmıyoruz? İneceğiz çıkacağız ya, zorlamıyorum. Tekrar yarın da ineceğiz çıkacağız. 2 metreci ben biraz açacağım zaten. Fazla açacağım ki havaya göre tekrar alacağım diye. Karabatak oğlum sen iyi misin? Bizim işimiz gücümüz var. Sen yemek derdindesin. Hele bir dur. Özkan. Hı? Sezai geldi. Sonunda Hanya'ya geldik. Çok şükür. Yarın fırtınayı burada geçireceğiz. Bakalım neler göreceğiz. İnşallah hafif geçer. Duşları alıp çıktık. Ve öz şu şekilde. Bir dakika. Ve öz... Bir dursana. He? Sana intifat geldi. Kimden geldi? İki tane çok güzel kadından geldi. Hadi İki mi? Tane kadın yan yana oturmuş. İki arkadaşlar herhalde. Büyük ihtimalle rekabet de var aralarında. Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Demin deneyini söyler misin? Ya 80 yaşlıktan var işte yaklaşık. Ha. Ama çekemedim videoyu ya. Evet, Hanya'dayız ve üçlük yan yanayız. Hanya'da yan yana. Şu an video. Evet, gezgin deniz kızı, deniz. Evet, daha aşağıda. Tamam, deniz daha aşağıda birlikte buluştuk efendim. Deniz bizi buldu. İyi ki buldu. Daha bir sürü şey yapacağız. Bu başlangıç. Daha merhabalaşma sadece şu anda. Kulaştık, İyi akşamlar efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Yolunuz açık olsun. Şimdi Tuğba ile sevgili Öncü'nün Mitos teknesi. De şimdi teknenin ismi değişiyor. Ne oluyor bilmiyorum tam. Onların şeyiyle, tavsiyesiyle Hanya'da şu restorana geldik. 2 saniye mi? Nasıl okunacağını şimdi soracağım arkadaşa. Normalde patronun adı Dimitri ama Dimitri şu an yok. Oğlu burada. Oğlu bize dedi ki kendinizi bana bırakın. Rahat olun. Yemediğiniz bir şey var mı? Onu söyleyin dedi. Alerjiniz var mı sordu? Alerjiniz var mı diye sordu. Ve şu an bu salatayı getirdi. Bu domates salatası üzerindeki peynir buranın özel peyniriymiş. Ve şu an bildiğimiz cacık. Bu da ve yağ falan. Şimdi yavaş yavaş başladık. Asilis de burada. Evet. This is beef sausage. Smoked beef sauce, no pork, beef. Okay. Smoked with 10 different herbs from the mountain of Crete. Evet, duydunuz. Those are zucchini croquettes. Okay. And this is saganaki cheese. Oh. Another local cheese, graviera. This is graviera. This is mizitra, this is graviera. Okay. But we do it fried. Okay. Şimdi bu restoranın sahibinin adı Dimitri. Dimitri şimdi bir şarkı söyledi. Eski bir şarkı. Şarkıdaki mevzu şu. Anne, bir Türk anne ile bir Yunan anne birlikte çocuklar için ağlıyorlar. Bakalım çaldırabilirse çaldıracak onu. Şimdi söylüyor çocuklar oradaki şarkı çocuklara. Evet, şarkıyı söyledim demiş ama galiba bilmiyorlar. They don't know. One guy he knows, but the other guy he doesn't know. Okay. But listen. Okay. If you write Manai Gurkha, you find on the internet or anywhere. Okay, I will. Abi sen? İstedim. Sorry. Logaryazma para kalın. Il conto per favore. Başka? Hesap. Check bill please. Hadi. De geçelim. Thank you.
Evet, şehrin gecesini de çekeyim size. Saat 5.30 ve fırtına başladı. Kuzeyden geliyor ama bakalım. Şimdi asıl coştuğu saat daha böyle 7-8 gibi olacak. Günaydın. Dün 45 kilo, 45 hatta gördüm şu anda. Şu an 30. 30. Aa, 34. 35, 34, 36, 34. Bir yandık bir neymiş. Yedek koltuk alma çabasından öz yardım etti şu teknelere koltuk alırken. Herkes birbirinin alttan üstten altlarla dolandılar. Şimdi şu büyük mavi teknede, şu lacivert tekneden koltuk alıyor. Fırtına varsa ne yapıyoruz Öz? Ne yapıyoruz Öz fırtına varsa? Çantada yeni tekne varmış ya. Ne yapıyoruz fırtına varsa? Fırtına varsa bağlanıyoruz ve hep tedbir elden bırakmıyoruz. Şiddet arttığında hemen kontrol, check in. Bu arada sadece kendine değil, etraftaki teknelerde de bir sıkıntı var mı, bir şey var mı, uyaracağım bir şey var mı? Ama denizcilikte uyarırken de çok bilmişlik yapmayınız. Ben birkaç defa dersimi aldım öyle. Çok yoksa uyarırsın üstelemeden. her dakika ders verme kafasında. Ben şey diyecektim ya, ne yapıyorum? İçeride oturup kahve içiyorum diyecektim. demin bu arada şöyle bir şey oldu. Hemen onu da anlatalım. Buradaki görevli amca geldi. Ama çocuk da Özkan nasıl artist değil mi böyle? Aynı bana benziyor diyor, artist gibi bir şey. Evet, çocuk da artistti. Senin yaptığın şu anki artistlik gibi. Evet. Ya arkadaş, videoyu açıyorum. Ya 2 dakika sonra okudu. Yok, o an okuyacak onu. Evet, çünkü yani saplantılıyım. Demin bir arkadaş geldi. Burada böyle elin altında bisiklet, böyle janti. Ondan sonra elinde içeceği böyle içe içe geldi ve diyor ki, ay Özkan'a işaret çakmakta elim kolum ağrıdı. Ya Bülent abi bir şey yazıyorum. Ve Bülent abi günaydın. Nasıl? Sabah 45 attı, şimdi anlat. Şu an dalga giriyor içeri. Bütün tekneler böyle şey gibi. Atlı karınca gibi. Orada dalga girerken şöyle. Rüzgar ve dalga kuzeyli. Hı hı. Ama buranın girişi güneyden. Yani dönüp geri içeri giriyor bir şekilde bu. Havalı havalı çıktım. Benim kalimera. Bir güzel tam kalimera yenemiyor. Bir de birkaç kere yoksa. Ama en önemlisi biliyorsun. Karnıkta. En önemlisi biliyorsun. Yoğurt, ayran, cacık. Karnı yarık. Hayır. İmam bayıldı. Hayır ya. Lumbarı yazma, paraka alalım diyorsun. Ha, hesap o en son. Bir de en önemli şey, kadınlarla konuşurken ne diyorsun sen? Çok güzelsiniz. Endaksi. Tamam. Hep o haklı. Endaksi. Okey. Hep ben haklıyım. Kadınlarla konuşurken gel olanı göstereyim. Ne alaka şimdi? Konuşmuyorsun. Niye böyle yani? Cama ya. Şeyi anlatıyor. Bir şu adamı anlatamadık. Adam para istedi falan. Ne? İstemedi daha. Evraklara gel. Parayı sana da istedi. Evrakları ver. Bu sefer kaçamıyoruz. Para ödemek zorunda kalacağız. Amca çünkü evrakları al gel dedi. Hatta bugün saat 12'de gel dedi. Bizim de teknenin kıçı açık. Direkler dans ediyor be. Evet, demin gördüm. Bizim de teknenin kıçı bayağı açık. Biz de dedik ki yani bu kadar hani şimdi çıkmayalım bugün falan. Yarın gelelim. O da tamam hadi yarın gelin dedi. Ama diğer yan teknelere gidip bugün saat 12'de gelin diye seslendi. Neyse, bu sefer kaçış yok. Parayı böyle güzel tıpış ödeyeceğiz. Taşıt gereğe yanaşıyoruz. Çapı atıp yanaştık biz. Tonos halatı da var ama tonos halatı alabilmek, yani mesela bizim bugün olduğumuz yerde tonos halatı yoktu. Şu an çekiyor mu? Çekiyor. Evet, mafya ile buranın ortak noktası. Giriş var ama çıkış yok arkadaşlar fırtınalı havada. Ben cesaret edemem bu havada oradan çıkmaya. Oo, korkar mısın dalgalara? Diyorum ya, giriş var, çıkış yok.
bitmiş burası. Bizim tekneyi de yapıştırsana. Bizim tekneyi ne yapar biliyor musun? Yan çevirir, yan çevirdiği anda da o geçmiş olsun. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Ben oynuyordum, durdu. Allah Allah. Ama deminki hoplaması zıplaması azgın azgındı. Şimdi uslu çocuğa dönüştü. Hah, geldi geri. Evet. Size karşı beni yalancı duruma sokuyor. Çok sık taş pijamamla kahvaltı hazırlamaya çalışıyorum. Şöyle ki dışarıda feci bir hava var, fırtına var ve fırtınadan dolayı içeri solugan giriyor. İçeri solugan girdiği için de tekne bir o yana bir bu yana sörf yapıyor. Ve ben bu haldeyken kahvaltı hazırlamaya çalışıyorum. Bakalım nasıl, ayakta nasıl duruyorum, kahvaltı hazırlayabiliyor muyum? Bu bir challenge. Ayakta durma challenge. Burada dışarıdan bir ses geliyor, gümbür gümbür. Evet, yine halat bu şeyden dolayı, bu gelden gitten dolayı halat koptu. Ve şimdi... Esniyor mu tabi? He? Esniyor mu tabi? Evet, tekneden inemedik. Çünkü mesafeyi açtık, çok oynuyor. Bugün buradayız, yarın gezeriz, sonraki gün gezeriz. Bayağı yani teknenin içerisinde ayakta durmak challenge. Şu an düğün var orada ve biz dışarı çıkamıyoruz. Dışarı çıkamadığımız için gidip video fotoğraf çekemiyorum. Çok böyle otantik giyinmiş birkaç tane amca var orada ama onları çekemiyorum. Öz, ne diyorsun bu duruma? Ben bir şey diyordum, ben seni susturdum diye kızıyorsun. Söyle bakayım. Dün burada gittim. Ha, oldu. Benim bu havada, bu dalgada bordla oraya yolacak. Elimden daha iyisi gelmiyor. Adım Hıdır, yapabileceğim budur. Biliyor musun? Evet, şimdi olaylar olaylar. Şuradaki katamaranın üstüne, katamaranın çapasının üstüne, zincirinin üstüne şuradaki teknelerden biri zincir attı ve sanırım o da zinciri boşladı galiba ki onlar ona seslendi. Tekneler geldi. Şu şuradaki palamardan görürler arkadaşlar. Evet, şuradaki liman görevlisi de gitti oraya onların yanına ama. Şu an bizim de uzak ama biz de 55 metre çapa attık buraya girerken hava geleceğini bildiğimiz için. Hı. Yani o motor botların seviyesine çapa attık. Ben şimdi biraz boşlayacağım bir. Ya düğün mü var acaba? Sence? Ben bakacağım, geleceğim, sen merak etme. Ama ama video da çek. Video ve fotoğraf please. Evet sevgili arkadaşlar, bu arada bugün 19 Mayıs Atatürk'ün Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Hepinizin bayramını kutlarız. Gencim spor. O anlamda. Zeki ve çevi seviye. Anladım. Yani üzerinde boss falan yazılıyor ya. Neyse, tamam, patron. Geçiyorum. Şöyle bayrağımızı astık bu tarafa teknenin önüne ama indirdik şimdi çünkü çok rüzgar var ve bu rüzgarda yırtılabilir diye ayrıca da tutlamadan sonra da çok da durmasın dedik. Bayrağı takarken video çekmeyi de unuttuk bu arada. Çok keyifli bir gün değil bizim açımızdan.
Alessandro Cirillo. Και μόνο. Επευκαιρία της μεγάλης εορτής της αναπομιδής των ιερών αυτού νηψάνων του Αγίου Τιμισάνου. Evet, bizim marina mafya gibi. Giriş var ama çıkış yok. Hele ki katamarana bu havada. Vallahi bu dalga alır bir yan çevirir katamaranı. Sonra da geçmiş olsun. Direkt kayalara. Tabii bu hafiflemiş hali. Saat 11'de en şiddetli haliydi. Şu an rüzgar yattı bayağı da 4-5 saattir yatıyor. Konuşabilirsem eğer. Evet şimdi yapalım artık. Ben çok acıktım. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani tabii ki öyle dışarının o deli dalgasını almıyor. Akıllı dalgasını almıyor. Hanya Limanı'nın adını halat koparan koymayı planlıyorum. Yani bu sefer de şu koç boynuzundaki halat koptu.